peynir diye gülüp geçme. Bir beyaz peynirin ne kadar zor yapıldığını biliyor musun? Ezine dedin mi orada duracaksın. Bir saattir neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Bütün gün peynirlerle yüz yüze çalışıyorum. Çıldırmış olabilirim. Bence sen çok takılma peynirlerle. Kaçın! Herkes kaçsın! Ha? Ne? Neden oluyor? Niye kaçıyoruz? Ne oluyor? Herkes kaçsın! Uzaylılar şehrimizi istila etmek için geldiler. Ne? Sahi mi diyorsun Necati? Sahiden sahi. Gerçekten gerçek. Kaçın çabuk! Eyvah! Gidelim o zaman. Peynirlerimi alıp hemen geliyorum ben de. Bırak peynirleri, bırak, kaç, canını kurtar. İstilamı. Kaçın. İstilam. Neden oluyor? Açmıyor şimdi. Açmıyor. Ne oldu? Necati niye durdun? Hohohoy! Hepinizi kandırdım. Bir Nisan. Vay! O kadar peyniri boşuna mı taşıdım? İnanmıyorum. Hepimizi kandırmış. Necati, ah, hepimizi Necati, kandırmış. Ah. İşimizi gücümüzü bıraktık. İşimizi, dağılın arkadaşlar, şakaymış. Hayat. Vay! Nasıl da koştular. Peynirleri de almış. Vay! Ses 1-2-3-4 Filmil. Sevgili mahalle sakinleri. Bize diyor, biz sakiniz ya. Bütün işlerinizi, kıymalarınızı, dönerlerinizi, peynirlerinizi bırakın bir saniye. Peynirlerimi bırakamam, sen anlat. Ben Profesör Memati çok bilmiş. Sizin mahallenin yanındaki volkanik dağ patlamak üzere. Birazdan daha dağdan fışkıran bütün lavlar buraya doğru gelecek. Gerçekten? Sahi mi? Bu çok korkunç ama. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O yüzden hemen mahalleyi boşaltın. Çabuk! Yılanlar geliyor. Eyvah! Bugün bir bitmedi arkadaş. Yine mi kaçacağız? Peynirlerim, size bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yılanlar geliyor. Kaçın! Profesör niye gülüyor? Bir insan! Yine kandırdım sizi. Dağılın arkadaşlar, şakaymış. Hay aksi şaka. Necati. İşimiz gücümüz yok, seninle uğraşıyoruz. Ay çok güldüm. Necati yine bir Nisan şakası yaptı abi. Mahalleli çok sinirlendi bu sefer. Bakkal bile peynirlerinden birini yedi o sinirle. Bırak şimdi peynirleri, gel de şu pireleri eğitmeme yardım et. Abi bir haftadır uğraşıyoruz ama beceremedik. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz pirelerle. Kurmalıyız. Bu pireleri bir eğitirsek çok zengin olacağız. Alo pireler, bizi duyuyor musunuz? Yok abi, duymuyorlar. Onlarla iletişime geçmenin bir yolu olmalı. Bu aldığımız transistörle küçültme cihazım tamamlanmış olacak. Ne küçülteceksin peki bununla ilk önce? Önce borçlarımı küçülteceğim. Bankaya çok borcum var. Nasıl? Şaka yaptım. Yani ne istersek küçültürüz. Araba, ev, gemi. Vay canına. Konuşulanları duydun mu? Evet abi. Mirket'in bankaya çok borcu varmış. Ne bankası? Bütün her şeyi küçültebiliyorlarmış. Eğer biz de bu telsizi küçültüp pirelere verirsek onlarla konuşabiliriz. Sonra ne olacak? Sonra da onlara istediğimiz her şeyi yaptıracağız. Mesela banka soymak gibi. Of, bugün çok fazla atom parçaladım. Eve gidip biraz televizyon karşısında mandalina yiyip yatayım. Tamamdır. Mirket gitti. Şimdi sıra bizde. Pireleri getirdin mi? Getirdim abi. O halde operasyon başlasın. Benim kod adım karanlığın ensesi olsun. Seninki ne olsun abi? Benimki de samanlığın pensesi olsun. Nasıl? Evladım, dalga geçiyorum. Bırak kod adlarını, yürü hadi. Bu getirdiğim telsizi küçültüp pirelere verirsek onları eğitebiliriz demektir. Nerede bu küçültme icadı? Aha, buldum. Küçültme cihazı. Şu telsizi koyalım. Şimdi de küçültelim. Ben hepsine basayım. Bas abi, bas. İşe yaradı. Tamam, şimdi al bu telsizi ve cımbızla pirelerin kutusuna at. Tamam patron. Yakalayın bakalım küçük pirecikler. Hop! Yakaladım. Alo! Alo! Pire, ne haber pire? İyidir kuş, senden ne haber? Kuş mu? Ha evet, doğru, kuşum ben. Sonunda konuşabildik seninle pireciğim. Şimdi senden bir küçük bir ricamız var. Buyur abi. Duydum ki
olay. Dereler yapıştığı kişiyi kontrol edebiliyormuş. Sen de birini bulup yapışsan, bizim dediklerimizi uygulayarak o kişiyi kontrol etsen olur mu? Yani olur ama ben ne kazanacağım buradan? Yorgan. Yorgan istemem. Eğer dediklerinizi yaparsam beni büyütüp sizler kadar yapacak mısınız? Anlaştık. El sıkışalım o halde. Sıkışmayalım. Evet, sıkışmayalım. Olmaz zaten. Pire, hazır mısın? Şimdi seni salacağız. Sen de kontrol edebileceğin birisini bulacaksın. Salın salın. Hazırım. Hadi bakayım o halde. Yürü benim aslanım. Amanın amanın. Şu anda bana bir şeyler oluyor. Bana ne oluyor? Beyaz peynir aşkına aklımı mı kaçırıyorum? Yok yok. Senle olmayacak. O neydi? Senle de olmadı. Sizi de deneyelim. Ay ensem. Sırtıma bir şey geldi. Abi sırtımda bir şey var. Hiçbiriniz işime yaramadınız. Bir tek şu morfil kaldı. Onu da deneyelim bari. Oy. Babaannemin muhallebisi adına. Bu ne biçim bir şey? Oy. Bir dakika. Bu oluyor galiba. Elimi kaldırıyorum. Ama beynim böyle bir komut vermemişti. Bu komutları kim veriyor? Başardım. Bu denek işe yaradı. Alo. Alo Kürşat abi. Sonunda buldum. Bana yapıyorum. Şimdi de top sektiriyorum. Şimdiden ne yapıyorum acaba? Breakdance yapıyorsun. Evet, öyle bir şey yapıyorum. Yaşasın. Bu gece çok zengin olacağız. Çok zengin. Nerede kaldı Necati abi? Ben de anlamadım. Bu filmi çok istiyordu. Serinin bu filminde metal kebapçı yavaş hırsızların peşine düşüyormuş diye duydum. Baba baksana orada Necati abi. Necati. İmdat, yardım edin, duramıyorum. Necati nereye gidiyorsun? Hadi film başlıyor. Ben film olmuşum. Duramıyorum Remzi. Vücudum kontrolden çıktı benim. Ne demek o? Ben gidiyorum bir yerlere, yardım edin. Nereye gidiyorum acaba? Burada çok ilginç olaylar oluyor baba. Bir karar vermeliyiz. Ya filme gideceğiz ya da Necati abiye yardım edeceğiz. Of. Kesin yine bir Nisan şakası yapıyordur. Yardım edin bana. Kontrolden çıktım. Bakkal, kasap, kırtasiyeci, yardım edin. Esnaf, yardımıma koş. Ne oluyor bunu? Baba bırakın şunu. Bir Nisan şakası yapıyor. Bu sefer bizi kandıramazsın Necati. Peynirlerimi asla bırakmayacağım. Gerçeği söylüyorum. Şaka değil. Şaka olsa bile çok güzel bir şaka olurdu ama şaka değil. İmdat. Sakın bırakın, inanmayın. Bırakın. İnanmayın. Hiç ilgilenmeyin. Yine hadi, şaka hadi. Yapıyor. İşimize boş bakalım. Verin. Her yer sakin. Şimdi operasyonu başlatabiliriz. Sen ne yiyorsun evladım? Patlamış mısır. Film izler gibi izliyorum. Çok heyecanlı. Ver bakayım. Alo. Alo. Akbaba. Hadi artık bankaya gir ve kasayı bul. Anlaşıldı, tamam. Bu minik telsiz çok iyi oldu. Planımız tıkır tıkır işliyor. Akbaba Kürşatlar. Tahmin etmeliydim. Minik bir telsiz sayesinde Necati abiyi kontrol eden Pire ile konuşuyorlar. Bunu hemen Canan'a söylemeliyim. Belki Mirket abi yardımcı olabilir. Tatile giderken koca koca bavulları taşımak işkence oluyor. Eğer bunu küçültürsem şahane olacak. O da nesi? Şarjı bitmiş. Ama benden önce bu cihazı kimse kullanmadı ki. Efendim Şakir. Ne? Pire'nin telsizi mi var? Necati abiyi kontrol mü ediyor? Ne diyorsun? Uyurken mi konuşuyorsun benimle? Rüya görüyorsun herhalde. Ne? Pire'nin telsizi mi varmış? Bu benim cihazımın düşük şarjını açıklıyor. Biri bu cihazı kullanıp telsiz küçültmüş. Mirket abi çok bağırmasanız iyi olur. Gece gece yine komşular duvara vurmasın. Mirket getirme beni oraya. Yeter artık. Şuradaki sinyal çözücü cihazımı al. Necati'yi kurtarmaya gidiyorum. Tamam. Yapma dur yapma. Of ay. Alo Akbaba. İçerideyiz.
Aferin Pire. Şimdi kasaya gidin. Ödemeyi kasada mı yapacağız? Masaya getirmiyorlar mı hesabı? Yürü hadi yürü. Ya yürüyorum. Çekme tüylerimi. İmdat. 1266 2 sokak arkanızdaki banka soyuluyor. Lütfen olay yerine gidin bir an önce. Anlaşıldı, tamam. Durum nedir? Necati abi içeride. Alarm çalıyor. Birazdan polisler burada olur. Daha fazla ilerlemeden Necati'yi durdurmalıyız. Nasıl durduracaksın? Bu sinyal çözücüyle Akbaba Kürşat'ın telsiz yayınını engelleyeceğim ve bireyle konuşacağım. Dikkat dikkat! İçeride olduğunuzu biliyoruz. Hemen dışarı çıkın. Çıkamazlar. Niyeymiş çünkü içerideki arkadaşımızı Akbaba ve adamı uzaktan kontrol ediyorlar. Onun bir suçu yok. Size niye inanayım arkadaşım? Gidin buradan hadi. Alo. Alo. Sesini Akbaba Kürşat gibi yapıp Pire'yi kandırabilirsin. Doğru. Aloha. Aloha. Aloha mı? Ne bileyim. Akbaba Kürşat nasıl konuşuyor? Bana ver. Evladım beni duyuyor musun? He? Söyle Akbaba. Planımız değişikliğe uğradı dostum. Hiçbir şey çalmadan hemen dışarı çıkın. Hoppala. Niye böyle oldu şimdi? Tamam çıkıyoruz. Yürü oğlum de. Ben at değilim. Bana deh deme. Daha kibarca söyleyebilirsin. Yürü falan de. Dışarı çıkıyoruz dedim. Ha? Ne dışarı çıkması? Çabuk kasaya girin. Akbaba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha şimdi dışarı çık demedim mi? Eyvah, hatlar karışıyor. Gir çabuk içeri. Çık çabuk dışarı. Bir karar ver artık. Gir çabuk içeri. Çık çabuk dışarı. Akbaba Kürşat işin içindeymiş. Bunu nasıl anlamadım? Çok safım çünkü. Ondan anlamadım. Dışarı çıkın dedim. Lütfen inanın bize. Arkadaşımız değil. Bu Akbaba gerçek suçlu. Kanıtsız hiçbir şey yapamam. Kanıtsız bir şey yapamam diyor memur bey. Buldum. Mirket abi, Akbaba Kürşat'ın telsiz konuşmasını polislerin telsizine aktarabilir misin? Vay, güzel plan Şakir. Tamam, yaptım. Hadi evladım, hadi. Bırak oyalanmayı da sok şu Necati'yi kasanın içine. Toplasın bütün altınları. Hadi bakayım. Ne? Sen de kimsin? Ne demek ben kimim? Kürşat'ım ben. Sabahtan beri seninle konuşuyorum evladım. İyi misin? Alın size kanıt işte. Haklıymışsınız. Oğlum git çabuk şu Akbaba'yı yakala. Hemen abi. Hey siz. Ha? Ne oluyor? Biz bir şey yapmadık. Biz sadece patlamış mısır yiyoruz burada. Yasak mı yani? Pire tamam, son kararım bu. Dışarı çık hemen. Yeter artık. Çıkıyorum bak. Deh oğlum. Hala deh diyor. Lütfen. Binin bakayım arabaya. Abi patlamış mısırım yere düştü. Biz mısır gibi patladık oğlum. Konuşturma beni. İmdat! Biri şu hayvanı sırtımdan alsın. Durun durun, almayın. Bırakın öyle kalsın. Bize eşek şakası yapmanın cezasını çeksin böyle. Çok özür dilerim. Bir daha kandırmayacağım sizi. Hortumum üzerinde yemin ederim. Neyse ki yanımda portatif moleküler büyütme cihazım vardı. Merhaba. Çabuk bunu da yakalayın. Bankayı soymaya çalışan buydu. Durun. Ne güzel büyümüştüm. 2 dakika tadını çıkarsaydım. Hapiste çıkarırsın bol bol. Çok teşekkür ederim çocuklar beni kurtardığınız için. O da ne? Meteor geliyor. Nerede? Hani? Nerede? Şaka. Tamam bak bu sondu. Bakkal bu sefer peynirsiz gelmişsin. Bak hiç yakışmadı sana. Sörf yapmayı öyle özledim ki. Hava mis gibi dalgalı bugün. İşte başlıyoruz. Hoppa. Olamaz. Uç 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 uç. Şimdi in. İn in yavaş. Süzül. Bakın yine yaptım. Necati kaç kere söyleyeceğim. Sen hareket ettirmiyorsun kuşu. Kendi uçuyor. Ben büyük bir sihirbazım. Bakın yine yaptım. Hop. Necati abi kuşu görünce hemen kollarını oynatıyorsun. Çok belli. Siz daha benim büyük numaramı görmediniz. Bakın şimdi. Öf. Neymiş büyük numaran? Necati? Hakikaten de büyük numaraymış. Necati abi, sen sihirbazlık yapıp kılık mı değiştirdin? Gözlerime inanamıyorum. Necati mi? O kim? Necati buradaymış. Ben buradaymışım. Kardeşim uzaydan mı düştün? Kafam çok acıdı. Evet, uzaydan düştüm. Uzun yoldan geliyorsun demek. Bir şey yapalım sana, yorulmuşsundur. Sağ ol. Hiç zamanım yok. Radyo dalgaları çok yetersiz. Nasıl sörf yapıp eve geri döneceğim ben?
yine de denemeliyim. Of, yeter evladım, kafam şişti. Çekim kuvvetin çok güçlü, ne yapayım? Kafan kocaman olmasaydı senin de. Bırakın şimdi bunları. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada, onu anlat. Benim adım Cengiz. Cengiz diye uzaylı mı olur? Baba tarafım Afyonlu. İsmimi o koymuş. Neyse, ben bu elektromanyetik sörf tahtamla radyo dalgaları üzerinde sörf yapıyordum. Ancak bir sıkıntı çıktı ve buraya düştüm. Şimdi geri evime dönmem gerekiyor. Ancak buradaki radyo dalgaları çok yetersiz. Dolayısıyla sörf yapıp uçamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Çocuğum kendi gezegenimde beni bekliyor. Ah! Demek evde bekleyen bir çocuğun var. Benim adım Remzi. Ben de bir babayım. İşte bu da oğlum Şakir. Hadi hemen şehir radyosuna gidelim. Kesin yardımcı olurlar. Macera! Numaramı yapmayı unuttum. Hokus pokus, hokus çar. Yaşasın! Hep bir helikopter olmak istemiştim. Heli. Helikopterler böyle uçar çünkü. Merhaba. Burası radyo mu acaba? Evet sayın dinleyiciler, saat 3 haberleri. Bugün şehir merkezindeki bir süs havuzundan su içen bir helikopter görenleri şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca bu akşam Mürmüristan Devlet Başkanı bir resepsiyon. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülkemizi çok beğendiğini söyledi. Antalya'da denize giren balık. Son olarak bugün benim doğum günüm. Bu şarkı da bana gelsin. Evet küçük, burası radyo. Acaba radyo dalgalarını arttırma şansınız var mı? Arkadaşımız gezegenine dönemiyor da. Peki otobüs biletlerine bakmış mı? Baktım. Esenler'den uzay istasyonunda minibüs kalkıyor ama oradan araç yok. Arkadaşım otobüsle uzaya nasıl çıkayım? Hopdiri zopdiri. Tütü, bir iki... Merhaba sayın dinleyen, ben Fil Necati. Size Lahmacun portalından geçip dünyayı kurtardığım anımı anlatacağım şimdi. Hohoy. Üzgünüm, kimse eskisi gibi radyo dinlemiyor. Herkes televizyon izliyor. Kimse dinlemediği için de bu kadar radyo dalgası bize yeterli. Müdür bey, reytinglerimiz tavan yaptı. Herkes bizim radyoyu dinliyor. Ver bakayım şunu. Bazen böyle çok derin düşünürüm. O lahmacunu yiyemedim çünkü aramızda güzel bir dostluk oluşmuştu. Ha? Demek sensin o. Özür dilerim. Sadece bir kere ısırdım mikrofonu. Tadı da bir şeye benzemiyor. İşte bu. Dinleyiciler senin gibi değişik kişilere bayılıyorlar. Evlat, size bir anlaşma. Arkadaşınıza radyomda bir program ayarlayacağım. Eğer yeterince başarılı olursa daha fazla kişi dinler. Daha fazla kişi dinlerse de daha fazla anten takarız. Böylece radyo dalgaları artmış olur. Çok güzel. Biz de Cengiz'e mahalleyi gezdiririz bu arada. İçim geçmiş. Saat 8 haberlerinde uyandırır mısınız beni? Son dakika haberi. Buranın yeni yıldızı benim. Güle güle. Hazır olun. Necati Show başlıyor. Merhaba sayın dinleyen, ben Neco. Sizinle önceden yemek yemiş miydik? Löpenler ve lahmacunlar zamanı. Havlular neden ıslak olur? Keşke havluların da kendilerini kurulayacak kendi havluları olsaydı. Ya hayat boşsa diye sormayın. Ya dolaptaki dondurma kutusu boşsa diye sorun. Daha da kötüsü, ya anneniz içine köfte koyduysa? Hey dostum, dinle beni. DJ'niz Necati. Bana bir DJ'niz varsa direkt söyleyin. Şimdi harekete geçme zamanı. Oturduğu yerde kal ve o kıymalı böreği karşına al ve onunla konuş. Ne kadar güzel olduğunu söyle ona. Duygularını saklama. Lütfen, rica ediyorum. Kıymalı börek de olsa onun da bir içi var. Bunu başarabilirsin. Bazen böyle çok uzakta da olsan her şey yakın gelir sana. Mesela aç yüreği. Ta ayda. Ayda çörek yedin mi? Bu adam ne diyor? Pardon, sen nasıl Türkçe biliyorsun? Ben nasıl Türkçe biliyorum? Başardık. İstediğimiz sayıda radyo kulesi dikildi. Şimdi bir deneyelim. Bu harika Cengiz abi. Artık çocuğunun yanına dönebilirsin. Çocuk mu? Çocuğum beni bekliyor demiştin ya. Evet. Dönebilirim, çocuğum bekliyor. Evet. Şakir.
Oğlum baksana, Necati abin değil mi o? Baba, o kadar uzaktan nasıl gördün? Görmedim. Bu koku, bu ses. Aslanların iz sürme yeteneği iyi olur. Benimki de Necati'yi bulmaya yarıyor anca. Gel bir gidip bakalım. Görev tamam. Tekrar ediyorum, görev tamam. Aa, uzay gemisi bu. Vay Mirket, senin kamyoneti satıp bunu mu aldın? Ama havalıymış. Arkadaş, sanki ilk kez görüyorsunuz. Ben içerideyim, motoru çalıştırıyorum, ısınsın biraz. Remzi, Şakir, ünlü oldum ünlü. Duyduk Necati, Cengiz de uçabiliyor artık. Da sen ne yapıyorsun bu uzay gemisiyle? Uzay özel programı yapacağım Remzi. İşleri büyüttüm artık. Tüm dünyaya eş zamanlı yayın. Gitmem lazım. Dönüşte uzay pişmaniyesi alacağım size. Ver üstten. Oğlum bir koşu su kap gel. Su gibi gidip gelsinler. Tabii yer çekimini düşünmedin değil mi? Onu da ben düşünmeyeyim. Başkası düşünsün. Ne oluyor? Bir garip hissediyorum. Kolumu hareket ettiremiyorum. Hiçbir yerim oynamıyor. Olamaz. Baba, ben de hareket edemiyorum. Uzaylılar, kesin uzaylılar geldi. Necati o kadar dedi ki, sonunda oldu. Olamaz. Ne oldu bana? Ne oluyor? Çıkıldım, kaldım. Kaldım. Parmağımı bile oynatamıyorum. Uzay özel programımdan herkese merhaba sayın dinleyenler. Sayın dinleyenler. Mirket, baksana şu ekrana. Neden kimse beni dinlemiyor? Bir arıza olabilir. Bir dakika, kontrol edeyim. Ama nasıl? Çok ilginç. Dünyadaki herkes donmuş. Biliyordum. Küresel ısınma değil, küresel soğuma varmış. Herkes donmuş işte. Saçmalama Necati. Yanlış bilgi verme. Donmuş, hareket edemiyorlar yani. Hemen dünyaya geri dönmeliyiz. Birileri dünyayı ele geçirmeye çalışıyor sanırım. Uzaydayız diye etkilenmedik herhalde biz de. Ama önce özel kıyafetler yapmalıyım. Yoksa biz de donabiliriz. Don, don, don. Şimdi herkes donduysa dondurmaları kim donduracak? Herkes dondurma olacak. Dondurmalar da dondurulmadan kalacak. Bühü, bühü, bühü. Necati lütfen. Sen konuştukça zeka seviyem düşüyor. Yaşasın, ele geçirdim. Yaşasın. Cengiz, Cengiz. Ha sonunda. Yardım et bize. Neler oluyor? Neler mi oluyor? Kandırdım sizi. Radyo dalgalarını arttırmak için size yalan söyledim. Yeterince dalga oluşunca da radyo dalgasından beslenen cihazımızı çalıştırıp dünyadaki herkesi dondurduk. Gezegenimizi ele geçireceğiz. Siz de öyle izleyeceksiniz. Ne yani? Seni bekleyen çocuğun yok mu? Aa, orası doğru bak. Baba, hadi gelsene tüm dünyayı ele geçirelim. Aynı babasının oğlu. Geldim, geldim. Ne yapacağız şimdi? Dünyayı ele geçiriyorlarmış. Mahvolduk baba. Evet oğlum, evet. Yalnız şu sırtımı bir kaşıyabilsem. Cengiz'e kaşıtsaydım keşke. Daha kötü ne olabilirdi ki? Aa, bu Mirket abinin gemisi değil mi? Remzi, Şakir. Yetiş Mirket abi. Uzaylılar radyo dalgalarını kullanarak herkesi dondurdu. Tam da tahmin ettiğim gibi. Cihazı hazırladım ama bunu radyo merkezine götürüp yerleştirmek gerekiyor. Hadi Necati, gidiyoruz. Neredeyse unutuyordum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bunu pişmaniye sözüme sayarsınız. Necati abi. Necati! Acele et Necati. Dünyanın kaderi bize bağlı. İyi de ben ne yapıyorum burada? Belli mi olur? Yardımın lazım olabilir. Ha? Birileri geliyor. Çabuk donmuş taklidi yap. Necati, niye saçma sapan bir pozda durdun? Benim pozuma kimse karışamaz. Siz de kimsiniz? Demin burada değildiniz sanki. Ya da burada mıydınız? Buradaydık, buradaydık. Radyo çalışanlarıyız biz. Baksana donduk kaldık burada. Hareket edemiyoruz. Dondunuz demek. O zaman bir test yapalım sizinle. Testlerde iyi değilim ben. Beni direkt sözlüğe kaldırın. Hayır, pasta olmaz. Oo, fıstıklıymış. En sevdiğim. Bakalım buna dayanabilecek misin? Dur. Yapma. Hareket etmiyorum işte, dur. Ayıp kardeşim, rahat bırak bizi. Son olarak şunu deneyelim. Kokuşmuş bir çorap.
Dünyaya gelirken giymiştim. Eğer hareket edebiliyor olsanız kaçardınız, değil mi? Ne hallere düştüm. Tamam tamam, donmuşsunuz siz. Ben de gidip şu çorabı yıkayayım artık. Olamaz, burnumu hissetmiyorum. Yani bunu da biliyorsun hani. İşte verici burada Necati. Beni sırtına al da şu cihazı takayım. Çok sıkıldım ben. Eve gitmek istiyorum. Radyoyu da bırakacağım. Necati! Dur! Geldim geldim. Şakadan da hiç anlamıyorsun. Of neyse şunu çalıştırayım de. Düşüyorum. Ne oldu? Ne yapacağım şimdi? Niye düşüyoruz? Ne oldu bize? Niye düşüyoruz? Ne oldu bize? Hareket edebiliyorum. Oğlum. Düzeldik. Bacaklarım. Yakalayın. Hadi. Hareket edelim artık. Kovalım şunları. Kurtulduk. Hareket edebiliyorum. Mirket abiler kurtardı bizi. Artık gidelim buradan. Gidelim. Bu plan iptal. Plan iptal. Gidelim buradan. Gel bakalım. Sen! Abi bırak ne olur, çok özür dilerim. Ben görevimi yapıyordum sadece. Bana ne dedilerse onu yaptım. Hadi oradan. Sen çok kötü birisin Cengiz. Seni asla affetmeyeceğiz. Şunu versene çok güzel olur. Dur. Ya da vazgeçtim. Affettim affettim. Bu devirde düşman kalınır mı canım? Nasıl yani? Gerçekten affettin mi? Evet evet. Al bu da hediyen hatta. Baktıkça bizi hatırlarsın. İnanamıyorum. Siz çok iyi yüreklisiniz. Şimdi gitmeliyim. Bu hediyeyi sonsuza kadar saklayacağım. Baba, o kadar şey yaptıktan sonra nasıl affedersin Cengiz abiyi anlamıyorum. Affetmedim oğlum, merak etme. Mirket abin küçük bir şaka hazırladı. Abi ben çok sıkıldım. Beni tekrar kuş yapar mısın? Aşk olsun. Ben seni helikopter yapmadım. Çocukların kafasını karıştırma. Ünlü bir heykeltıraşın dediği gibi aslında senin içinde zaten helikopter olmak varmış. Anladım. Peki bir denesene. Pokkara pokkara. Hadi de tadar Necato. Hakikaten de olmadı. Merhabalar. Radyoya tekrar dönmenin sevinci içerisindeyim. Şimdi saat 8 haberleri. Günün önemli gelişmeleri devam ediyor. Uzaydan gelen soğuk canlı dalgası kenti kısa süre için vurdu. Nereden geldi bu ses? Kapatın şunu. Bense her şey olurken tuvaletteydim. Arkadaşlar sakin olun. Radyo dalgalarıyla kaçak bir yayın alıyoruz gemiye. Bir alıcısı olması lazım. Onu bulup yok etmemiz gerekiyor. Yoksa sonsuza kadar bu sıkıcı adamı dinlemek zorunda kalacağız. İyi de gemi kocaman. Bulmamız haftalar sürebilir. Hayır, gemi kocaman. Sevgili dinleyenlerimizin. Kardeşim şurayı imzalayacaksın, şurayı. Neden bağırıyorsun anlamadım ki. Çok fazla yazı var. Kafam karışabiliyor bazen. Acaba ne çıkacak içinden? Kesin benim bacanak köyden kayısı yolladı. Senin bacanağın yok ki Necati. Olsun, iki bacağım var, o yeter bana. Ben pilates topu sipariş etmiştim internetten. İyi de sen pilates yapmıyorsun ki baba. Pilates için değil zaten. Necati ile penaltı çekişeceğiz. O yüzden aldım. Yok yok, bir kilo sipariş vermiştim ben. O gelmiş bence. Bir kilo ne söyledin? Kayısı mı yoksa? Lütfen kayısı olsun. Bildiğiniz bir kilogram kütle ölçüsü söyledim. Deney yaparken terazime koyuyorum. Benim kafam karıştı. En iyisi bir kilo şarkı söyle bana oradan. Bir kuble şarkı söylenir. Bir kilo değil. Oley! Trambolinim gelmiş. Koca trambolin nasıl sığsın küçücük kutuya Şakir? Aklın alıyor mu senin? Gör bak şimdi. İnanamıyorum. Şakir! Bu harika bir şey. Sonsuza kadar zıplayacağım sanırım. Necati abi ilk ben deneyecektim. Lütfen izin verir misin? Tamam tamam. 2 dakikaya vereceğim. 2 saat ve 3 lahmacundan sonra. Necati abi in diye lahmacun söyledim, onu da zıplarken yedin. Yeter artık, ben gidiyorum. Sen de zıpla burada sonsuza kadar. Hohoy, sen de gidersin tabii. Baban gitti, kız kardeşin gitti, sen de git. Evin tüm parlak beyinleri gitsin. Bir ben kaldım. Neyse ki benim zekam parlamıyor. Mat böyle daha iyi. Hohoy. Kaptan bunları nereye koyayım? Köyden kayısı gelmiş. Ha? Biz kayısı söylemedik ki. Yanlış gelmiş herhalde. Koy bir köşeye. Kaptan
bana planından bahsedecek misin? Artık zamanı geldi. Şu dünyayı görüyor musun? Evet. Biliyorsun uzayda su kıtlığı var. İşte dünyada da bol bol tatlı su kaynakları var. Ama henüz suyun değerini bilmiyorlar. Sinek botları dünyaya yollayıp insanlara virüs yayacağız. Gezegen savunmasız kaldığında da suları hortumla gemiye dolduracağız. Sonra da iyi paraya satacağız uzayda. Pet şişesi 5 lira desen nereden baksan iyi para. Virüs ne işe yarıyor peki? İnsanların en derin korkularını bulup açığa çıkarıyor. Herkes ama herkes kabus görecek. Ama neden gidip nazikçe istemiyoruz? Dünyalılar yardımsever diye duymuştum. Denemedin mi sanıyorsun? Amcacığım çok susadım. Mümkünse bana şuradan bir akarsu verir misin? Göl de olur. Bu gençlik nereye gidiyor azizim? Hiç saygı kalmamış yaşlılara. Git kendin ol. O günden beri kendi işimi kendim halletmem gerektiğini anladım. Şimdi şurada duran şalteri aç da sinek botlar dünyaya yol alsın. Kalk kendin aç. Hey kaptanla ne diyorsun sen bakayım? Pardon kaptan, şansımı deneyeyim dedim. Baba Polat, sen çok iyi bir dinleyicisin. Senle konuşmak çok zevkli. Ay, bu ne biçim bir sinek? Kolum yandı. Baba bana ne oluyor? Ya, örümcek, çok korkarım. Ayıya bak, en korktuğum şey çürük armutmuş. Neyse ben gerçek değilim, konuşamam. Fişini çekin. Kumpir, neyin fişini çekelim? Hiçbir şey yok ki arkanda. En çok korktuğum şey kısa kapılar. Nasıl geçeceğim sizden? O ne? Uzak dur benden mikrop. Gözlüklü beyinler bunlar. İmdat! Çalış Remzi. Bu pazar daha çok çalış. Eyvah. Kabus görüyorum. Patronum beni pazar günü işe çağırıyor. 13.016 13.017 bir şey ısırdı beni. O ne? Yerlerde lav var. Şimdi gerçekten sonsuza kadar zıplamam gerekecek. Neyse durmak yok Necati. Sen anlamsız işlerin adamısın. 13.029 13.030 evet bildiğim sayılar bitti. Neyse şimdi de bildiğim hayvanları sayayım. Fil, at, kaplumbağa, mirket. Necati neler oluyor burada? Remziler çıldırmış, herkes saçma sapan davranıyor. Mirket sen lavların üstünde yürüyebiliyor musun? Vay canına, harikasın. Oy. Madem öyle şimdi beni evime kadar atsana. Çekilsene be adam. Ne lavı, ne evi? Yerlerde lav var. Ben lavdan çok korkarım. Yerden yüksek oyunu gerçek oldu bildiğin. Keşke uzun eşek oyunu gerçek olsaydı. Çok komik olurdu. Uzun bir eşek düşünsene. Oy. Ne diyorsun Necati? Ne yani? Sen yerlerde lav görüyorsun öyle mi? Herkes halüsinasyon görüyor demek. Dur bir örnek alayım senden. Kesin bir virüs var etrafta. Evet, beni her alanda örnek almalısın. Ne yapıyorsun? Doku örneği aldım. Şimdi şunu gidip laboratuvarımda test etmeliyim. Hop, Mirket! Gitmeden bir lahmacun söylesene bana şöyle. Lav ateşinde iyice pişmiş olsun. Şu virüs bana da bulaşmadan ulaşsam iyi olacak. Sinek miydi o? Hayır! Peynirli gözüküp peynirsiz olan bu açıdan çok korkarım. Olamaz! İçimde en ufak bir peynir bile yok. Tamam Mirkel, sakin ol. Halüsinasyon görüyorsun. Peynirsiz peynirli poğaça aslında yok. Orası senin laboratuvarın. Hadi cesaretini topla. Biraz daha yaklaşırsan arkadaşım zeytinsiz zeytinli açmayı da çağıracağım. Planımız takır takır işliyor.
Yakında dünya gezegeni tamamen savunmasız kalacak. Kaptan, kargodan 1 kilo geldi. 1 kilo ne geldi? 1 kilo geldi sadece. Manavlardaki 1 kilodan işte. Çok ağır geldi. Bıraktım. Nereden buluyorsun sen böyle şeyleri? Anlamadım ki. Biri yanlışlıkla bizim adresi giriyor sürekli herhalde. Bu neymiş? Kadriye bir roman satın almış. Adresi değiştir. Remzi önemli belgeler diye bir klasör açmış. Şunu da yanlışlıkla silelim. Yalvararım içine azıcık peynir rendeleyeyim. Dünyayı kurtarmam lazım. İçimde yeterince peynir var. İçine hiç peynir koymamışlar. Neden adın sade poğaça değil? İşe yaramıyor. Sonumuz geldi. Çok yoruldum. Eve gitmek istiyorum artık. Gelme. Uzak durun. Anne yardım et. Yaklaşmayın. Ayaklarınızda nam var. Sakın silmeden trambolinime çıkmayın. Yapacak bir şey kalmadı. Yakalamak üzereler. Hayır. Evet arkadaşlar. Tarihi bir ana tanık oluyorsunuz. Neco 11 uzay mekiği kalkışa hazır. Hayır. Uçuyorum. Daha ne kadar yükseleceğim acaba? Necati? Düşüyor. Dikkat edin. Eyvah. Gitti tüm kayısılar. Siz kimsiniz? Uzaylı istilası mı bu? Ha? Ne? Oğlum koş, gemide hasar var mı bak. Gelirken sinek bot koruyucu kıyafetlerimizi de getir. Hemen kaptan. Ha? Önce canavarlar, şimdi uzaylılar. Ha? Olamaz. Isırıldım. Kendi ürettiğim virüs bana da bulaştı. Demek bu canavarların sorumluları bunlarmış. Baksanıza ürettiğim virüs diyor. Kaptan neler oluyor? Hayır. O kolu indirirsen tüm virüsler yok olur. Başka şansım yok mu? Gemi uçacak durumda değil bu arada. Ha? Ne diyorsun? Nasıl geri döneceğiz evimize? Olan olmuş kaptan. Al bir kayısıya, iyi gelir. Ne yapalım? Kayısıya binip mi uçalım evimize? Şunu. Ne oldu? Sanırım hayal görüyorduk. Oh, her şey temiz sayılır. Şimdi her şeyin sorumlusu olan şu 2 uzaylıyı bulalım. Ben ne yapayım şimdi sizi? Saatlerdir kabusun içindeyiz. Necati abiyi gören oldu mu? En son trambolinden uçmuştu. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? İşte bu harika bir fikir. Neden koydunuz ki şimdi bizi buraya? Cezasız kalmamanız için. Görüşürüz. Görüşürüz mü? Keşke 2 şişe su kapabilseydik. Kayısılar yer misin? Güneş tutulmasını izlemek için harika bir gün. Oh, aynen öyle oğlum. Ayrıca ne iyi oldu şuraya geldiğimiz. Doğa var, yeşillik var, trafik yok, korna yok. Oho, korna var, korna benim tek eğlencem. Necati, nereden buldun onu? Çalmasana, başım şişiyor. Kendime araba almaya gittim ama param sadece kornasını almaya yetti Remzi. Bir daha gittiğimde de 8 aynasını alacağım. 8 değil, 8 aynasıdır o. Of, bu temiz hava beni acıktırdı. Ayçiçeği çekirdeği var bende. Onu çitleyelim. Oo, ayçiçeğine bayılırım. Çitlemeye 2 kere bayılırım. Oh, çitir çitir. Neden ayçiçeği demiştin?
demişler acaba? Çiçek aya hiç benzemiyor aslında. Bunu sorduğunuz güzel oldu. Size anlatacak bir hikayem var. Oo, dış ses anlatıcı. Hadi anlat bakalım. Uzun sürmesin ama. Tamam tamam. 2 dakikada anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce, galaksideki tüm medeniyetlerden de önce, Fin Necati'nin bile olmadığı zamanlarda güneş etrafa leşe saçardı. Bir dakika, bir dakika. Benim olmadığıma emin misin? Bensiz bir galaksi çok sıkıcı olur. Necati, çekilir misin aradan? Eski zamanlar bunlar. Doğmamışsın daha sen. Neyse, ay dünyanın çevresinde döner, güneşi seyrederdi. Ama bir gün her şey değişti. Güneş, ne haber? Doğdun mu? Ona göre işe gideceğim. Doğdum, doğdum. Ama bugün bir garip hissediyorum. Sanki her yerim tutulmuş. Oo! Güneş tutulması yaşanıyor sanırım. Çekilir misin aradan? Güneşi göremiyorum. Güneş tutulması bu demek zaten. Benim yüzümden güneşi göremeyeceksin. Aa, bir dakika, bir dakika. Ay, bana dön bir bakayım. Senin yüzüne ne olmuş? Hı? Ne olmuş? Krater var birkaç tane. Yok, yok. Krater mraker değil. Onu demiyorum. Senin hiç bitki örtün yok. Çiçeksiz yaşanır mı hiç? İyi de güneş, senin de çiçeğin yok ki. Yoo, benim bir sürü çiçeğim var. Bak şimdi. Hey! Yok yok, orası değil. Bak şurası. Bugün de çok havalıyım. Hopşu! Güneş beni çok sever. Hopşu! Bakın, benim vazom altından. Hopşu! Hapşu hapşu, ne oluyor? Pardon. Poleni alerjim var. Hopşu! Ay, sana şimdi en sevdiğim çiçeğimi yollayacağım. Ona iyi bak. Yüzeyinde serpilsin. Senin için güzel bir bitki örtüsü oluştursun. Olur mu? Pekala. Ama güzel bir isim de lazım o zaman çiçeğe. Örneğin ay çiçeği. Gerçekten çok yaratıcı oldu. Olamaz. O en güzelimizdi. Ay çok korkunç. Neler yapacak orada? Bakın. Hayır. Hayır, ne yapıyorsun Güneş? Ay'a gitmek istemiyorum ben. Senle kalmak istiyorum. İyi yanından bakın. Ay'a giden ilk çiçek o olacak. Bu onun için küçük ama bitkiler için kocaman bir adım. Ayrıca o gittiğine göre artık en güzel çiçek benim. Güzel mi? Saçın dökülüyor senin, saçın. Atıyorum. Sakın elinden kaçırma. Ben her ay ayın elemanı seçiliyorum. Tabii ki elimden kaçırmam. Yolla. Ay berbat esprisini yaptıktan sonra güneş son gücüyle çiçeği fırlatır. Güneş, ne olur geri dönmek istiyorum. Yakalayacağım. Olamaz. Hiya! Yakaladım. Ay çiçeği, özür dilerim. Bir dahaki güneş tutulmasında bana geri dön. Vay! Tam filmlerdeki gibi oldu. Kayda geçti mi kameraman? Her şeyi çektim abi. Yakında izlersiniz. Selam. Selam. Biz nasıl yükseliyoruz böyle kendi kendimize? Ben paraşütle atlıyorum. Seni bilemem. Aa, doğru. Düşüyordum ben en son. Keşke neslimiz tükenmeseymiş. Çok eğleniyormuşuz, çok. İşte böylece güneşin en sevdiği çiçek dünyaya gelmiş oldu. Neredeyim ben? Burası ay değil. Güneş! Güneş, bana yardım et. Hey, sakin ol dostum. Burası dünya. Çok güzel zamanda geldin. Hava acayip güzel. Ay çiçeği o kadar uzakta kalmıştı ki güneş onun sesini duymuyordu. Ay çiçeği ise pes etmiyor, gözlerini güneşten ayırmıyordu. Güneş! Gerçekten çok uzun yıllar geçmişti ve buzul çağı başlamıştı. Bir dakika, bir dakika. Buzul çağında dinozorların nesli çoktan tükenmişti. Aa, doğru. Bu hatayı düzeltelim. Güneş artık yüzünü ay çiçeğine göstermiyordu. Çit çit, çit çit. Vay, güzel hikayeymiş.
daha bitmedi hikaye. Hem güneş tutulmasına az kaldı. Habiri mobiri grov 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 grov. Sıkıntı yok, başlamadı daha tutulma. Grovlia çökülüm dobülü. İnci Atip, bu sesin çekirdek çitlerken çıkması imkansız. Uyduruyorsun hep. Ne yapayım Remzi? Çok yetenekliyim bu konuda. Bak şimdi. Ha? Ne oluyor? Necati abin titreşimde kalmış oğlum. Bir aç kapa mı yapsak? Sesliye aldı. Nasıl ama? Çıkarın beni. Necati bırak beni. Ne yapıyorsun Necati? Bırak beni dedim, bıraktım. Sizinle anlaşmak bazen gerçekten çok zor oluyor. Necati abi, tüm çekirdeği bitirdin. Güneş tutulması başlayana kadar ne yapacağız şimdi biz? Necati, hemen gidip yenisini alıyorsun. Biz de bu sırada şu pisliği temizleyelim. Tamam tamam. Ben bakkala bakayım. Bakak alayım. Çekirdek alayım. Hoho, ne güzel kafiyeler yapıyorum. Abi, bu metal dedektörü fikri çok iyiymiş. İyice bak Ercan, iyice. Bir altına rastlarsak zenginiz. Neler bulduk şimdiye kadar? Bir tane kapağı olmayan bir şişe. Bir tane şişesi olmayan bir kapak. Bir de şu metalci ineği bulduk abi. Metalci ineği salalım. Belki diğerlerinin eşini buluruz. Metal dedektörünü öttürebildiysem ne mutlu bana. Burada bir şey var abi. Altın olabilir. Çok güçlü sinyal alıyor. İşte bu. Çalışma sahamızı buraya kuracağız. Önce şöyle bir branda gerelim de gölge olsun. Burada ne? Boş ver şimdi bunu. Kazmaya devam et. İçim dolmuş içim. Güneş tutulmasına çok az kaldı. Hemen bir yerden çekirdek bulmam lazım. Bir ay çiçeği. Çekirdek ağ çiçeğinden üretilir. Dileğim gerçek oldu. Bir fil. Filden hiçbir şey üretilmez. Hiçbir dileğim gerçek olmadı. Çok karamsarmışsın. Hadi gel. Güneş tutulmasını izleyeceğiz. Bize de çekirdek lazımdı. Güneş tutulması mı dedin sen? Demek çok az zamanım kaldı. Ama bana yardım edebilirsiniz sanırım. Gel gel. Ziyafet var bizim orada. Necati, şaşırdın mı sen? Çekirdeği paketli alman gerekiyordu. Galiba bugün güneş tutulması varmış. Benim acilen güneşe ulaşmam lazım. Çünkü sadece tutulma sırasında ay doğru pozisyona geliyor. Ayın yörüngesinden güç alıp güneşe gidebilirim. Hadi diyelim güneşe gittin. Sıcaktan yanarsın. Ayçiçeği yağın çıkar bizden söylemese. Sonra kızartmalara konu olursun. Hem ayrıca uzay gemini olması lazım. Güneş çok uzakta. Benim altından bir saksım vardı. O aslında bir uzay gemisi. Hem de sıcaklıktan beni koruyan bir uzay gemisi. Ama bir akbaba ile bir goril onu bulup almak üzereler. Lütfen yardım edin bana. Tamam Ayçiçeği kardeş. Sana yardım edeceğiz. Ne yapıyorsun? Çiçekler su ister. İç çabuk hepsini. İşte saksıdan uzay gemim orada olmalı. Ha? Akbaba Kürşat da yine kötülük peşinde. Benim aklıma harika bir fikir geldi. Beni takip edin. Bu ay çiçekleri yüzünden patsosise oldum. Hop. Patsosise değil. Hipnotize o Necati. Hadi başlayalım. Gorilcik. Buradayım. Sakın arkanı dönme. Neler oluyor? Burası goriller için çok tehlikeli bir yer. Anneciğim. Dur nereye Ercan? Öf. Kendi işini kendin yapacaksın. Nerede bu kürek? Şimdi. Kaçalım. Çabuk verin onu bana. Of, güneş tutulmasından da heyecanlıymış bu. Pişt, azıcık ciddi mi çekirdeğinden? İşte buldum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bir dakika, kornasız roket olmaz. Benden sana hediye olsun. Çaldıkça bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim. Güle güle. Altın ayım. Şu dünya
Dünya ile Güneş'in arasına gireyim de azıcık muhabbetlerini bozayım yine. Ben geliyorum. Sen Ayçiçeksin. Ama çok uzun zaman geçti. Uzun zaman mı? İlk güneş tutulmasında geri dönüyorum işte. İlk mi? Aradan yüz binlerce güneş tutulması geçti. Seni zar zor hatırladım. Yüz binlerce mi? Olamaz. Hemen gitmeliyim. Güneş umarım beni unutmamıştır. Ay! Tam filmlik sahne geliyor. Jüpiter! Kamerayı hazırla, kamerayı. Güneş'e yetişmeliyim. Olamaz. Güneş. Uzay boşluğunda sürükleniyorum. Sanırım her şey buraya kadarmış. Neyse, en azından birkaç dost edindim. Son bir kez kornamı öttüreyim. Vay canına! Kornanın gazı işe yaradı. İşte bu. Güneş, geliyorum. Ay, bu da ne? Elime bir şey değdi. Sen, Ayçiçeği, sen misin? Ama nasıl? Güneş. Çok özür dilerim. Seni hiç ama hiç bırakmamalıydım. Seni kaybettiğimi sanmıştım. Önemli değil, işte buradayım. Seni çok özledim. Bak, yerini saklamıştım. Ayçiçeği. Ayçiçeği. Nasıl geri döndün Ayçiçeği? Nasıl geri döndün? Hepinizi çok özledim, çok. Seni bile hapşırıklı. Benim bir adım var bir kere. Hapşır. Güneş? Güneş tutulması başlıyor. Herkes güneş tutulması için hazırlanmış özel gözlüklerini taksın. Kürşat, gel buraya. Küslük olmaz şimdi. Şu güzelliğe bak. Sinirliyim ama gerçekten de çok güzelmiş. Acaba Ayçiçeği güneşe ulaşabildi mi? Ulaştıysa bile, ulaşamadıysa bile Ayçiçeği'nin hikayesi burada bitti. Biz normal hayatlarımıza devam edelim en iyisi. Benimle kol kola girmediniz. Ben kendimle gireceğim. İşte. Taksi. Ayaksi. Dursana adam. Keçilerimi kaçırdın. Vahit be vahit. Bunlar da arabam sarı diye taksi sanıp duruyor. Başka bir rengi mi boyatsam? Ben yok boyatmayayım. İşte bir tane daha. Taksi. Efendim? Saat kaç? 12:30. Ne? Gofret yeme saatim gelmiş. Teşekkür ederim. Ne demek? Bir kazan yarışmamız başlıyor. En sevdiğim yarışma. Azıcık sesini açayım. Evet, sorduğumuz soruyu bilen dinleyicimiz bizden tam olarak bir çeyrek. Çok heyecanlı. Acaba ödül ne? Kesin çeyrek altın. Tam olarak bir çeyrek döner kazanacak. Oldu, olacak. Gram döner verselermiş. Evet, soru geliyor. Örümceklerin kaç bacağı vardır? Çok kolay. Cevap 8. İlk cevaplayan kazanacak. İşte bir dinleyicimiz bizi arıyor bile. Alo. Alo. Merhaba sayın radyocu. Merhaba beyefendi. Cevabınızı öğrenebilir miyim? Necati. Necati Bey, adınızı değil cevabınızı istiyoruz. Bir dakika. 1, 2, 3. Kaç demiştin? Cevap veriyorum. 6. Üzgünüm Necati Bey, bilemediniz. Evet, sıradaki dinleyicimizden cevap alalım. Alo. Efendim. Necati Bey, siz misiniz yine? Düştünüz attan. Cevap 6. Yanlış cevap Necati Bey. Evet, sıradaki dinleyici. Alo. Alo. Merhaba. Evet hanımefendi, cevabınızı duyalım. 6. Necati, her kimsen artık bizi arama, yeter. Cevap 6 değil 8. 6 işte, 6. Dönerimi verin benim. Şu radyoyu kapatalım. Aşk olsun. Hani 6 bacağı vardı örümcekçik. Doğru cevap 8'miş. 8 mi? Abi ben öndeki ikisini kolum sanıyordum. Onlar da mı ayakmış? Kusura bakma. Yol çalışması. Yavaşlayın, karşıdan gelene yol verin. Yol tek şeride düşüyor. Yavaşlayın, karşıdan gelene yol verin. Hop! Kardeşim, yol versene. Köprüden karşıya geçmem lazım. Asıl benim karşıya geçmem lazım. Sen yol ver.
basma kornaya. Yoksa ben de kornamı çalarım, şaşırırsın. Al, al, al. İnat etme. Yol ver işte. Yok arkadaşım, sen yol ver. Önce ben geldim. Aa, arkadaşım, çek arabanı. Hayır, sen çekil. Hey, yolu açsanıza. Kaza mı oldu, ne oldu? Hadi kadınlar abicim, hadi. Hadi şeyler, hadi yetişin. Abicim, yetişin. Hadi çabuk olun, trafik. Yağmura şemsiye, yağmura şemsiye, yağmura şemsiye. Ha? Fuat abi, yağmur değil trafik var burada, karıştırmışız. Evet, buz gibi sular, buz. Nasıl bilemedim, gitti çeyrek dönerim. Necati abi üzülme, biz sana alırız döner. Hem de çeyrek değil, tam döner alırız, ayranlısından. Ne? Ha? Necati'nin devreleri yandı, korna sesi çıkarıyor. Necati kendine gel. Şimdi de park sensörü sesi çıkarmaya başladı. Ben çıkarmıyorum ki sesi. Bıyıkların hareket ediyor. Yok, o berber Fikri. Bıyıklarımı tıraş ediyor içeride. Hadi bana müsaade. Senin de bıyıklarından ağzı görünmüyor ki, anlayamıyoruz. Bu park sensörü sesi. Kapıda araba mı var yoksa? Ne oluyor? Abi kusura bakma, park sensörü çalışmıyor da. Vay canına, park sensörleri böyle oluyormuş demek. Kardeşim sen de çıksana artık evimizden. Kusura bakma, çok trafik var. Santim oynayamıyorum. Buralarda trafik olmaz ki. Köprüde çok fena tıkanma varmış. Tüm şehir kilitlendi o yüzden. Saatlerce buradayız büyük ihtimalle. Saatlerce mi? Hadi gidip araştıralım şu olayı çocuklar. Bize de heyecan çıktı. Nereden geçeceğiz? Bagajdan girip kaputtan çıkalım. Hadi hadi geçin içeri. Hobarey! Sen yol vereceksin. Hayır, sen yol vereceksin. Necmi haklı, yol ver, yol ver. Necmi haklı, yol ver. Necmi doğru yol. Vahit haklı, Vahit. Sen yol ver, sen. Vahit haklı, sen yol ver. Necmi yüzünden eve gidemiyoruz. Asıl Vahit suçlu. Önce biz geldik. Hayır, önce siz gelmediniz. Çekilin artık. Hey, sakin olun. Neler oluyor burada? Şu inatçı keçi Vahit yol vermediği için tüm şehrin trafiği kilit oldu. Ben mi inatçıyım? Asıl inatçı keçi Necmi. Yol verse her şey çözülecek. Ha? Neler oluyor? Neler oluyor? Köprünün tellerine bakın. Köprünün tellerine bakın. Köprünün halatları az ağırlıktan kopacaklar. Acilen buradaki sorunu çözmemiz lazım. Biriniz yol versin diğerine. Bu kadar önemli mi gerçekten? İsterse kopsun. Vahit yol verecek. İmkansız. Bu iş bizi aşar. Ben Mirket'i arıyorum. Ha? Telefonum nerede? Gerek yok, gerek yok. Ben örümcek dostumu aradım. O halledecek. Çünkü adı örümcek. Necati, küçücük örümcekler ne yapsın? Ver telefonumu. Alo. Alo Mirket. Sesin çok değişmiş. O ses Feride'nin Remzi. Lütfen şu trafikle ilgili aradığını söyle bana. Karım doğum yapmak üzere, yolda kaldık. Köprüde iki keçi inatlaşmış Mirket. İkisinden biri yol verse trafik açılacak. Ama ikisi de yol vermiyor. Görüntülü arıyorum seni. Göster bakalım şu köprüyü bana. Burnuma bak kocaman. Ön kamerada çok tipsiz çıkıyorum. Filtre yapsana. Filtre yapsana. Şuna bas. Dur Necati. Remzi. Köprüyü göster, köprüyü. Tamam, al bak. Laboratuvarımda bir ikna cihazı var. Onu alıp keçilerden birini ikna edin. Ama acele edin. Çok az zamanımız kaldı. Bizim de çok az zamanımız kaldı. Mirket'in laboratuvarında bir ikna cihazı varmış. Hemen onu alıp keçilerden birinin üstünde kullanmalıyız. Oho! Araba yok ki. Laboratuvara kadar yürümem ben. Şakir bak, iki tane scooter var. Biz gideriz baba. Hep bu anı beklemiştim. Scooter gücü! Yol ver. Sen yol ver. Herkes.
herkes beni dinlesin. Acilen ağırlığı azaltmamız gerekiyor. Yoksa halatlar kopacak ve hepimiz suya düşeceğiz. İyi de ağırlığı nasıl azaltacağız? Çok basit. Kilo vereceğiz. Beni izleyin. Hop, 2, 3, 1. 2, 3. Bir şeyler oluyor. İşe yarıyor galiba. İşe yarıyor sanırım. Kilo vereceğiz. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Durun, durun. Teller çok gerildi. Kopacaklar. Zaten ben de inanmamıştım bu yaptığımıza. Bu işi bana bırakın. Bu gergin halatlarla konuşacağım şimdi. Gerginliğe bir son vereceğim. Niye bu kadar gerginsiniz canım kardeşim? Bir dostunuz olarak sorunlarınızı dinlemeye geldim. Güzel halat, cici halat. Gerilme artık. Kopacaksın bak. Bunlar laftan anlamıyor. Koparlarsa kopsunlar. Beni de geldiler boş yere. İşte geldik. Hadi hemen Vahit abiyi ikna edelim de şu cihazı kullanarak aracını çeksin. Bir dakika, bir dakika. Haksız olan keçi Necmi. Onu ikna etmemiz lazım. Ama Necmi abi önce gelmiş. Haksız olan keçi Vahit. Cihazı onun üstünde kullanacağız. Eyvah! Bunlar da başladı. Vahit haksız. Necmi haksız. Vahit. Necmi. Dilli kaşarlı sandviç. Necmi haksız. Necmi haksız. Oo, cihaz işe yarıyor. Vahit haksız. Yardım edin lütfen. Dışarı. Hep Necmi yüzünden. Dışarı. Bu kadar abartmayacaktık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. O da ne? Boğazda şelalenin işi ne? Aşağı düşeceğiz. Necmi, inadı bırakalım. Birlik olmamız lazım. Hadi. Haklısın Vahit. Hep beraber başarabiliriz. Hadi. Şelaleden yalnız düşecektik. Şimdi hep beraber düşeceğiz. Ne değişti? Örümcek dostlarım yardım edecek demiştim. Sağ olun dostlar. Abi, kusura bakma. Seni dönerinden ettik. Özür olarak düşün. Siz de bayağı güçlüymüşsünüz. Çok teşekkür ederiz. 8 bacağımız olduğunu öğrenince özgüvenimiz arttı. Şimdi köprüyü tamir etmeye gidiyoruz. Örümcekler! Kurtulduk! Yaşasın! Trafik de açılacak sonunda. Yine bize dönelim artık, değil mi? Müjde, sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Mirket, şuna bak. Akucu kucu kucu baba baba buju buju buju. Ha? Bebek konuştu. Çok zeki olacak demek ki. Aynı benim gibi. Ohoy, yok ben konuştum. Bebeğinize bir yarım takmaya gelmiştim. Oo, yarım altın mı? Teşekkür ederim Necati. Yok canım, altın değil. Yarım döner. Aslında tam döner takacaktım ama yarısını dayanamadım, yolda yedim. Ohoy. Doyduk doymadık demeyin. Bilim fuarı başladı. Hadi hazırlanın, gidiyoruz. Bilim fuarı mı? Daha geçen hafta gitmedik mi ona? Necati, bilim değil, sucuk fuarıydı o. Ayrıca fuar da değildi. Marketin sucuk reyonuna gitmiştik. Aa, ben de bu icatlar niye bu kadar lezzetli diyordum. Kangaldanmış. Kim benle geliyor? Ben yeni belgesel izledim. Tokum, almayayım. Ben gelirim. Nereye gidiyoruz? Bilim fuarına. Oradaki icatları kurcalamayacaksan gidelim. Kim kurcalıyormuş? Ben hiçbir şey kurcalamam ki. Tabii canım. Şu tablet kendi kendine bu hale geldi zaten. Tavşan kulağı taktı bana. Tablet miyim, tavşan mı belli değil. Ay, ne yapıyorsun? Bakayım tavşan sesi çıkarıyor mu? Aa, ekran çatladı. En az 500 lira. Geçmiş olsun. Biz ne yapacağız? Çok sıkıldım. Gelin güneşi selamlayalım. Hop, ne haber kankito? Bunu da tanımıyorum. Her gün el sallıyor. Of! Ben hiç oynamadığım oyunlar oynamak istiyorum ama tüm video oyunlarını bitirdim. Artık yeni bir şey de çıkarmıyorlar. Madem öyle gel eski oyunlara bakalım. Belki onları oynamamışsındır. Misket? Oynadım. Oynaması! Hey hey hey! Oyun değil ki o. Köşe kapmaca? Sıkıcı. Ödev yapmaca? Necati abi, oyun nedir biliyor musun sen? Bilmiyorum. Çok yaşlandım. Bilmiyorum. Al işte. Şimdi de yoktan sesler duyuyorum.
Daha yeşil yapmadı. Basmasana kornaya. Alın size hediye çocuklar. Abi baba, hangimize aldın bu bisikleti? Birinize almadım. Teneke Zeytin'in yanında hediye verdiler. Kardeş kardeş oynayın. Ben Şakir'in kardeşiysem Revzi benim babam olur. Babacığım gel öpeyim. Necati çekil. Benim aklıma harika bir fikir geldi. İşte sana hiç oynamadığım bir oyun Şakir. Herkes bisikletin üstüne elini koyacak. Elini en son çeken bisikleti kazanır. Anlaştık. Bundan kolay ne var ki? Bundan kolay top sektirmek var. Sonra yürümek var. Güneş bak böyle. Sen de say bir şeyler. Oo, of nereden bulaştık şu adama? Ben şu bulutun arkasına saklanıp görmemiş gibi yapayım en iyisi. İşte gezegen üzerindeki en sevdiğim yer. Bilim kokuyor. Daha çok kablo ve bilim hayvanı kokusuna benziyor. Bakar mısınız? Bu nedir? Çekirdeği kendi kendine ayıklanan karpuz ürettim. Nasıl almış? Adam çekirdek başına 2 kuruş veriyor bize. Herkes kazanıyor bu işten. Peki bu nedir? Yenilenebilir enerjiden sıkıldım. Yenilebilir enerji ürettim. Çikolata bu. Yenilebilir enerji. Hop, adın ne senin? Asıl senin adın ne? Bırak beni. Bırak. Sinir botunun adı. Tek özelliği sinirli olması. Ne işe yarıyor o zaman? Sen sanki bir işe yarıyorsun. Bak gözümden ışık çıkarabiliyorum. Sen yapabiliyor musun? Hadi durma öyle. Hadi. Merhaba. Ben tahmin bot. Bir soru sorun, cevabını tahmin edeyim. Bir düşüneyim. Benim yılın en başarılı bilim hayvanı ödülü alma ihtimalim nedir? Hesaplanıyor. Sonuç çok beklersin. Peki benim sinir botu şu çöpe 3'lük atma ihtimalim? Oradan basket topuna mı benziyorum? Bırak beni. Tamam bıraktım ama şuraya. Güncelleniyor. Lütfen ekranı kapatmayın veya beklerken bağırmayın. Al işte Pisu. Sana kurcalama demedim mi? Mucidi bize çok kızacak şimdi. Öyle mi? Söyle bakalım tahmin bot. Mucidinin bize kızma ihtimali nedir? Hesaplanıyor. Yüksek ihtimal. Aslında ilginç bir robot çıkmış ortaya. Hiç mi hiç kızmadım? Tahminim tutmadı. Çok sinirliyim. Nasıl kızmazsın? Nasıl kızmazsın? Karpuzu koruyor! Karpuzu koruyor! Şakir bak şimdi. Necati, bu oyun biraz uzun sürecek gibi. Dolaptan ayran getir de içelim beraber. Tamam olur. Ama kolay oldu. Bakalım ne zaman fark edecek? Fark etti. Ayran kalmamış. Yok, fark etmemiş. Elini çektin Necati, oyunu kaybettin. Hayırlı işler. Beni kandırdınız. Şimdi görürsünüz siz. Al, al, al. Ne yapıyorsun Necati? İntikam planımı yapana kadar sizi oyalıyorum. Alın bu oyuncak, dikkatinizi dağıtsın azıcık. Kurmalı oyuncak değilim ben Necati. Ver. Pekala. Eğer yaklaşabilirsem devre dışı bırakabilirim sanırım. Önce sakinleştirmemiz lazım ama nasıl? Ninni söyleyelim. Ninni de yavrum. Ninni. Az önce tahmini gerçekleşmeyince sinirlenmişti. Bence ne söylerse söylesin gerçekleştirelim. Böylece sakinleşir. Pardon evladım. Bu duraktan Ortaköy'e minibüs geçer mi acaba? Hesaplanıyor. Yok geçmez ama belki denizaltı geçer. Yok artık. Nereden bulacağız koskoca denizaltıyı? Ya! Tahmin başarılı. Oo, hem de 65 yaş üstü ücretsiz denizaltı gelmiş. Çevre yolundan git, çevre yolundan. İntikam planım hazır. Madem elinizi çekemiyorsunuz, Necati şakalarına hazır olun. Hayır, Necati abinin şakaları eşek şakalarından da kötü. Aşk olsun, tek cümle için geldim ve gidiyorum. Boşa masraf. Şakir, çilekli pasta mı seversin, çikolatalı mı? Önce pastayı yapıştırdı, sonra sordu. Onu bile beceremedi. Hak ettim. Kimse soru sormazsa... Saçma cevabını gerçekleştirmemize de gerek kalmaz. Sakın kimse soru sormasın. Böyle dedin ya, şimdi kesin biri saçma bir soru soracak. Çizgi dizi kanunları.
Çiçekleri sulasam mı, sulamasam mı? Yağmur yağacak mı acaba bugün? Hesaplanıyor. Bıs. 10 dakika içerisinde sağanak göktaşı yağacak. Oo, o zaman suladım gitti. Ben de bir sığınağa saklanıp ağlayayım en iyisi. Nasıl göktaşı yağdıracağız? Böyle saçmalık mı olur? Benim çok tanınan bir fenomen olduğumu unutuyorsun galiba. Asıl saçmalığı şimdi gör. Hey sen, eller havaya. Elim yok, ahizeyi kaldırdım. İdare et. Telefon var, Fisu arıyor. Hemen bağla. Fisu'dan merkeze, Fisu'dan merkeze. Naber, naber? İyidir. Emrinizi bekliyoruz. Buraya acil göktaşı yağdırmamız lazım. Hata istemiyorum. En iyi takipçilerimi kullanın. Emredersiniz. Herkes beni dinlesin. Filso'nun hayranlarını harekete geçirin. O bildirim geldi. Filso'nun yardımımıza ihtiyacı varmış. Çabuk çabuk. Filso için. Dronlarınızı hazırlayın. Filso için! Filso için! Pipetim ve poğaçamla Filso'ya yardıma hazırım. Kumpir, meyve suyun bitmeden bir yere gitmek yok. Ben annemden izin alamadım. Siz devam edin. Coboro! Kekeri! Sinirlenince nasıl bağırılıyordu unuttum. Hetere! Hop hop hop! Ötürü diye bağırmak çok güzelmiş. Artık benim lafım. Filso, acaba daha fazla kızdırmasan mı? Göktaşı yağacağı falan da yok. Sen öyle san. Hadi sene, çabuk san. Çünkü haksız çıkacaksın şimdi. San, san. Ötürü! Yok artık. Madem uzun süre buradayız, Nene Necati Show başlasın. Eyvah! Necati yine komedi gösterisi yapacak. Bazen kaldırımda yürürüz ama neden hiç indirimde yürümeyiz? Mesela %50 indirim. Necati abi, kahkaha efekti mi koydurdun arkana? Efekt değil, gerçek. Bak şimdi, Remziler ne der? Ne? Anladınız mı? Ne dedi? Çünkü Remziler ne der? Of! Dayanamayacağım bu kötü şakalara. İki elinde kulağında. Kaybettin. Oyuncak bu. Bir elim hala bisiklette. İmdat! Neler oluyor Necati? Evden gelen bu sesler de ne? Parti veriyorum Remzi. İntikam partisi. İki yerde birden olabilirim. Verin şaşırma efektini. Kapıyı açık unutmuşum. Sinek gibi donmuşlar içeri. Kov Remzi, kov. Bırak o vazoyu. Çamurlu ayakkabınla halıya basma. Çamurlu ayakkabınla duvara basma. Böyle olmayacak. Daha fazla Remzi lazım. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Oh, çıktı herkes. Hazır bu kadar Remzi toplanmışken halı saha mı yapsak Remziler? Necati, bu kadarı fazlaydı artık. Ben kazandım. Bisikletin başında Remzi bırakmayı unutmuşum. Necati'nin suçu bu, sayılmaz. Üzülme aslanım. Çok istiyorsan para biriktirip bir tane daha bisiklet alırsın ve bana verirsin. Değil mi seyirciler? Koş Necati. O bisiklette bizim de hakkımız var. Koş. Doktorum koşmamı yasakladı. Üzgünüm. Sadece yağlı börekler yiyip televizyon karşısında yatabilirmişim. Tamam, şaka yapmıştım. Zaten yatarak yağlı börek mi yedin? Yağlı börek, sütlü çörek, Şakir buraya gelecek. Kimse soru sormasın. Mutlak sessizlik. Duydunuz mu? Sessiz olun. Evet evet, sessiz olun. Herkes sessiz olsun. Şşş, sessiz. Böyle olmayacak. Hemen bir araç bulmamız lazım. Bu olur mu? Yok, kaykay çok klişe. Daha yaratıcı bir şeyler lazım. O zaman beni izle. Lömpen, 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 lömpen. Tabii ya. Limonu sana, acısı bana. Dürüm baba.
Dürümler hazır. Hop! Karpuzcu dursana! Hep biz yemek peşinde koşuyoruz. Acaba yiyecekler bizim peşimizde koşsa nasıl olurdu? Of! İyi ki sessiz olun dedik. Daha bitirmedim. Mesela tek teker üstünde giderken jonglörlük yaparak yiyeceklerden kaçsak? Susardık! Hesaplanıyor. Hesaplanıyor. Sonuç yüksek ihtimalle gerçekleşecek. Yok abicim, buna ben bile yetişemem. Sen çabuk söyle, yetişebilir misin? Bence bırakalım dünyayı yok etsin. Neden yiyecekler sizi kovalamıyor? Şu taraftan başla bari dünyayı yok etmeye. Orada çocuk parkı var. Tamam. O da ne? Senin çift tekerin varsa bizim de çift lavaşımız var. Necati, çarpacağız. Frenleri nerede bunun? Fren yok ama soğan buldum, olmaz mı? İhtimal gerçekleşti. Şimdi! Yine mi sen? Kapatıyorum ben kendimi. Bölüm bitince uyandırırım. Oğlum, sanırım hata ettik. Bisiklet en başından senin olmalıydı. Boş ver baba. Böylesi daha heyecanlı oldu. dürümlerin babası. Biz ne yapalım şimdi? Hadi gel dürümcüye gidelim seninle. Ben ısmarlıyorum.